Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi başlıyor. Hoş geldin İbrahim'cim, günaydın. Çok teşekkür ediyorum. Babam sağ olsun dedin.
Babam sağ olsun. Hakikaten haftanın ilk günü babalara, bütün babalara gitsin. Bütün babalara armağan olsun. Bütün annelerimize armağan olsun değil mi? Annelerimize, babalarımıza gönderelim. Haftanın ilk gününde babam sağ olsunla başladık. Evet, inşallah haftanın hayırlı olur. Programı çok güzel ama bitecek. Gerçekten programı çok güzel. Hayırlı olsun. Ayağına, yüreğine sağlık. Ben sürekli de seni izliyorum gerçekten. Teşekkürler. Ailemizin kanalı bu kanal gerçekten. Siz de Türkülerin kanalı. Siz de ailemizin sunucususunuz. Ay, ailemizin programcısınız. Sizi severek izliyoruz her zaman bunu söyleyeyim. İbrahim'cim, şimdi çoğu sanatçı sevgiliye hitap eden, ayrılığa hitap eden. Genelde ya ayrılık ya şarkılar sevgi. Şarkılar yazılıyor. Sen neden babam sağ olsun? Şimdi genelde babalar unutuluyor aslında. Yani babaları unutmamak lazım. Baba olmazsa anne olmaz, anne olmasa baba olmaz. Sevgiliye ikisi... geçmişsin sen sanatçı olarak babam diyorsun, annem diyorsun. Tabii baba anne çok önemli. Senin şöyle direği, yerini alayım. Babayla annedir evin direği. Hayırlı olsun programın çok güzel teşekkür gerçekten. Teşekkür ediyorum. Çok mersi. Nasıl buldun dekorumu? Valla dekorum harika. Kahvaltı masan çok güzel. Değerlendirmesini alacağım şimdi. Biraz sonra yiyeceğiz kahvaltıyı. Yiyeceğiz tabii. Tabii ki yemen için hazırladık efendim. Tabii ki hepsinden yiyeceksin. Gökhan Et ve Tavuk Pazarı şarkıları. Çeşit kahvaltı çeşitleri var. Aynen öyle. Vallahi yumurtaları haşladım. Sabah haşladım evimde. Ondan sonra getirdim ki konuğum dedim böyle taze taze yesin. Ama Türkiye'de gerçekten bir ilktir. Helal olsun. Tebrik aslında, ediyorum. Aslında değil mi? Gerçekten. Öyle. Peynirli, zeytinli, ballı, reçelli kahvaltı masasında değil mi? Programı da çok sıcak gerçekten. Sanki insan evdedir yani izlediği zaman. Evime sanki geldin buradadır. Zaten şekerim. Gerçekten. Evime geldin. Evimde misafirsin. İzleyince de insan öyledir. Hani evde izleyince de insan sanıyor ki buradadır yani. O değil kadar mi? Burada tabii, hissediyor. Kendini zaten sıcak hissediyor. Aynen öyle. O yüzden masayı büyük yaptık. Yani sürprizledik böyle misafirlerimiz gelirse yeriniz olsun diye. Ekin TV izleyenlerine de bir günaydın diyelim mi? Ekin TV izleyicilere günaydınlar olsun. Günaydınlar, günaydınlar, haftalar. Ondan sonra Ekin TV izleyenleri kıymetli izleyicilerimiz. Evet, haftanın ilk gününde şu pazartesi sendromunu Yeliz Akay farkıyla, Yeliz Akay'la sabah keyfinde atacaksınız inşallah. Sağlık diliyoruz, mutluluk diliyoruz herkese. İbrahim'in hareketli parçalarıyla bol kazançlı, bereketli bir gün olsun. İnşallah. Bir hafta olsun inşallah diyoruz. İnşallah. Şöyle albümümüzü almadan önce... Kahvaltı masamın değerlendirmesini istiyorum senden. Kameraman arkadaşım yakından bir çeker misin? Gökhan Et ve Tavuk Pazarı şarküterisinin farkıyla efendim. Her şeyimiz var. Balımız var, reçelimiz var. Kaymağımız var. Kaymağımız var, daha ne olsun. Zeytinimiz, peynirimiz kaşar var. Kaşar peyniri var. Kaşar pekmezimiz var. Heh. Bak nasıl reklam. Yumurtalarımız var burada. Çayımız var. Heh, domatesimiz başka? Var burada. Yani yok helvamız var burada. Simitimiz var. Bir şey bırakmadık. Yayından sonra o yayından zaman avcılara gidiyorsun. Avcılara gideceğiz. Nerede tam olarak adresi? Etini, sucuğunu, her şeyini alıyorsun. Tam adres olarak. Adresi veriyorum şimdi sevgili izleyenler. Deniz Köşkler Mahallesi, Gümüşpala Caddesi, numara 96, Avcılar İstanbul. Avcılar'da ikamet eden, Avcılar'da oturan izleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz varsa Ekin TV izleyicisiyim, Yeliz Akay'la Sabah Keyfi programı izleyicisiyim dediğinizde birazcık indirimli alıyorlar. Tabii hem indirimli hem de ilgileniyor, bir de o da var yani sağ olsunlar. Çok aynen öyle, telefon numaralarını da hatırlatalım. Hakikaten çok taze. Her şeyimi ben tavsiye ediyoruz herkese. Alan koduyla birlikte 0212 593 54 42. Pekmez... Kendi pekmezleri, harnup pekmezi. Tut pekmezi mi yoksa? Keçi boynuzu. Keçi boynuzu. Keçi boynuzu, harnup sağlıklı. Pekmezi tadına bakacaksın. Mideye çok sağlıklı gerçekten. Çok sağlıklı gerçekten. Her şeyleri taze. Şifa hakikaten. Niyetine inşallah. Şifa niyetine gelir inşallah. Şifa niyetini birazdan senden canlı performans isteyeceğim. O yüzden seni yemen lazım. Tamam o zaman. Sesini açman için. Sesim tamam. Bak ben yeni kendime geliyorum. Ben genelde bizde çiğ köfte var. Kendi çiğ köfte yerimiz var Sultan Gazi'de. Çiğ köfte yiyorum. Sesim açılıyor acılı. Aa, bir dakika. Senin çiğ köfte sözün vardı. Çiğ köfte vardı, getirecektim. Geldi. Daha çıkmamıştı. Nasıl getirecektim? 12'de ancak çıkıyor eyvah, sabah. Eyvah. Bir de bizde halen elle yoruluyor. Hani onu da söyleyelim. El emeği olduğu etsiz, için. Etsiz değil mi? Tabii etsiz. Etsiz. Aa, çok severim. Ama çok marunlar güzel çiğ köftemiz öyle var. Sultan Gazi'de yolunuz düşerse inşallah bekleriz. İsimleri söyleyelim hani orada. Reklama girer. Reklama mı girer? Söylesek mi ki? Hadi söyleyelim. Harika ses çiğ köfte var Sultan Gazi'de. Bir de soslu dönerimiz var. Türkiye'de ilktir soslu döner. Soslu döner. Tabii. Bir şey diyeceğim. Hem sen sanatçılıkla hem sanatçısın, sanatçı adamsın. Böyle besteler yapıyorsun, albümler yapıyorsun. Hem de bir taraftan ticaretle uğraşıyorsun. Tabii hem ticaretle uğraşıyorum, hem müzik yapımcısıyım, hem radyocuyum aynı zamanda. Bayağı bir kazanıyorsun o zaman. Şimdi diğer sanatçılar radyodan da size anons ettim aslında. Radyodan selamlar getirdim bizim. Teşekkürler. Ekin Radyo değil mi? Radyo 34. Radyo 34. Radyo 34. Radyo'dan, Radyo'dan da. Ekin Radyo'dan size de selamlar getirdik. Evet. Sağ olsunlar orada çok değerli dostlarımız var. Ben de orada yayın yapıyorum zaten. Çok bütün güzel. Arkadaşlarına sizlere selam getirdik. Çok güzel. Şöyle bir masama baktın. Her şeyimiz İnan var. Çok tek güzel tek ya. Saydık. İkimiz de tek tek saydık. Bunları nasıl yiyeceğiz Gökhan, böyle? Gökhan, Ferhan, Akalın.
şarküterisine sevgilerimizi gönderiyoruz efendim. Şu anda da zaten bizleri izliyorlar. Muhteşem kahvaltı çeşitleri var burada. Selamlarımızı gönderiyoruz. Daha taze geldi kaymak. Vallahi çok kaliteli, çok taze. Vallahi Naci Bey getirdi, taze taze. İnan ki çok güzel olmuş yani. Değil mi? Tebrik ediyorum. Çok güzel bir program yapıyorsunuz ki insanlara böyle çeşit çeşit kahvaltılar sunuyorsunuz. Teşekkürler. Program vallahi evime geldiniz. Vallahi ev çok muhteşem. Ortam. Doğal çok sıcak, çok doğal. Aynen öyle. Bizde yani yapmacıklık yok. Katkısız, hiçbir katkı yok aynen burada. Aynen öyle, aynen. Çok güzel. Olmazsa olmazın var mı kahvaltı masamda? Vallahi bir ben eksiktim, ben de geldim. Bu çok iyiydi. Şimdi izleyenler, takip edenler biliyorlar. Şimdi gelen konuklar diyorlar ki İbrahim, işte ya maydanoz olsaydı güzel olurdu. Ondan sonra kimi diyor ki işte domates olsaydı güzel olurdu. Şimdi ben bunları tabii beğene yazıyorum. Bir gün sonra tabii kahvaltı masamda yerlerini alıyor. Şimdi sen de böyle dedin ya, hakikaten komik oldu. Hakikaten ama doğrusu oldu. O yani. Anlamlı oldu aslında. Gerçekten yani mesaj oldu. Değil mi? Bir ben eksiğim. Tabii ben olmazsa olmazım var mı? Yok. Sabah kahvaltısında mesela şunu illa yerim. İnan ki yani peki, bakıyorum mesela hiç eksik bir şey bulamıyorum. Peki. Vallahi çok güzel. Tebrik ederim o gerçekten. Zaman sevindim. Onun üzerine sizi ve ekibinizi, Ekin TV ailesine tebrik ediyorum gerçekten. Ekin TV çok muhteşem. Ekibin de çok muhteşem. Türkü kokan bir kanal. Türkü yani, gerçekten türkü. Hem de ülkemizin, Türkiye'mizin özünü yaşatan bir kanal. Değil mi? Gerçekten tebrik ediyorum yönetimini de, sizi evet, de. Evet, kesinlikle. Aynen öyle. Amacımız kaliteli bir iş yapmak, kaliteli programlar yapmak. İzleyenlerimizi türkülerle buluşturmak. Değil mi? Yani. Sen şöyle bir çayını yudumla İbrahim'cim. Ben de şöyle bir ağrı çayımı içebiliriz değil mi bu arada? Aa, tabii ki içebilirsin efendim. Başka bir şey istersen eğer. Şekerimizi alalım bu arada. Şekerimiz orada. Albüm çok şık. Hayırlı uğurlu olsun. Resimler çok şık. Maşallah sevgili izleyenler, resimleri sıralamış, üzerine de şeyleri ne derler, şarkıların sözlerini yazdık. Sözler çok güzel. Bu albümü yapan biliyorsunuz Uğur Bayar, müzik yönetmeni, Türkiye'de çok büyük bir yönetmen. Uğur Bayar Uğur yaptı. Bayar, Uğur ona Bayar çok teşekkür ediyorum değerli hocama. Böyle giderse çok güzel. Böyle giderse hakikaten çok güzel bir türkü. Bu nasıl bir kıştır, gelmiyor bahar, bizim güneşimiz tersinden doğar. Bir sistem var aslında. Sistem var, evet. Yine gözümüzden akacak yaşlar. Bu sene de eğer böyle gidersin. Yani aslında çok muhteşem sözler. Hep yenildik düştük, vuranlar zalim, bir gün kör kadere atmadık çalım. Ateşler içine düşer yanarım, bu sene de eğer böyle gider. Yani bu sene de diyor, bekar kalırsam eğer, bu sene de diyor, doğru düzgün bir aşk karşıma çıkmazsa şimdi diyor. İnsan sever ya birini mesela. Hmm. Hani sevdiği zaman işte kavuşamaz. Bir türlü işi ters gider yani, iyi gitmez. Hmm. Yani yara kavuşamaz, ekini olmaz. İşi ters gider. Her anlamda söyledik yani aslında bu şarkıyı. Her yere çekilebilir yani dinleyici. Bizim şarkılarımız genelde öyle. Yani albümde, sadece sevgiye değil, herkese hitap ediyor. Çok güzel, evet. Albümde slow parçalar var, hareketli evet, parçalar evet, var. Çok güzel şarkılar var. Tamamıyla fantazi türkü mü yoksa fantazi mi? Fantazi, türkü. Aslında evet, senin rengin. Özgün. Bir de bir iki tane türkü de hani arabeske yakın, hani hafif arabesk. Anladım. Çok şimdi güzel. Biraz önce babam sağ olsun dedin, onun altında böyle şeyler var. Ya rap böyle rap müziği var. Evet. O bile var. Nasıl düşündünüz onu? Nasıl? Yani o Türkiye'de çok oturmuş yani. Değişik bir şey dedik yapalım yani. Çünkü bizim albüm şu an Türkiye'nin her yerinde, bir de Avrupa'da çok iyi dinleniyor. Yani tabii internet olduğu için artık herkes indiriyor da internette. Para olarak çok fazla gelmiyor ama millet dinliyor, arıyorlar ben her yerden. Bu albümü bile çok beğeniyorum. Gerçekten sizin aracınıza herkese çok teşekkür ediyorum. Bir de size teşekkür ediyorum. İnşallah böyle güzel programlara olur. Geldiğimiz için. İnşallah hayırlısı olur. Yer verdiğiniz hakikaten için. Emek kokan, fedakarlık kokan bir albüm. Yapım zaten kendi şirketin, kendi firman. Firman. Çok evet, güzel ama şirketin. Uğur Bayar'la çalışmış olman, çalışıyor evet, olman, ondan beste alman, var olan kaliteli bir albüme kalite katmıştır. Uğur Bayar Türkiye'de gerçekten Türkiye'de zaten müzik anlamında en büyük yönetmenlerden biridir biliyorsunuz. Çok ünlü isimlere imza atmış bir yönetmendir. Hı-hı. Yine orada çok güzel bestekarlar var, sanatçı dostlarımızın sözleri var. Ferman Akdeniz, ondan sonra... Bu tarafa doğru alayım seni. Bu tarafa doğru mu gelelim? Evet, bu tarafa. Alanımız geniş, alanımız büyük. Ferman Akdeniz, Burhan Bayar. Hı-hı. Burhan Bayar biliyorsunuz. Yani yüzlerce şarkısı piyasada hit olmuş. Yine Tahir Paker, Yusuf Bulut, çok Zakir Sözüm Zerel. Tahir Mehmet Tahir Paker'e ait. Dünya mı yanlış, ben mi yanlışım? Aslında çok güzel bir parça da biraz arabeske yakın ya. Sen dünya mı yanlış, biz mi yanlışız? Şöyle bireysel bak. Bence baktığımız zaman bence biz yanlışız. Dünyada hiçbir şey değişmiyor aslında. İnsanlar değişiyor. İnsanlar çok değişken. İnsanın kalbi de çok değişken. Aslında özümüzü kaybetmeyelim. Kültürümüzü, özümüzü, insanlığımızı, ırkçılıktan uzak duralım. Yani bu çok önemli. Irkçılıktan tabii ki uzak duralım. Biz hepimiz hemşeriyiz, hepimiz bir aileden hepimiz gelmişiz. Hepimiz aynı, Alevi ise Kürt'ü değil mi? Yani aslında aynı anne babadan gelmişiz. Sünnisi, Çerkezi tabii ki. Hepimiz bir tabii aileyiz. Ki. Nedir bir zenginliktir? Kahvaltı çeşitleri gibi düşünelim.
Düşün, pekmez ayrı bir tadı var. Evet. Balın ayrı bir tadı var. Evet. Domatesin ayrı bir tadı var. Ne kadar güzel örnekler veriyorsun. Ne kadar anlamlı. Tabii. Kaymağın ayrı bir tadı var. Ya. Hepsi ama farklı farklı tat veriyor. Evet. Onun için bizim de hani ülkemizde, dünyada olsun insanlar mesela değişik değişik kabilelerden yaratılmış. Ama hepsi bir ailedir aslında. Değil mi? Yani herkes değişik bir dili konuşabilir. Sen değişik bir düşüncesi olabilir. Aynen öyle. Saygı duymak gerekiyor değil mi? Yani, bencillik yapmamak gerekiyor. Tabii. Geçen insan olduğu için. Bir psikologumuzu ben konuk almıştım. İbrahim'cim diyor ki eğer diyor kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyabilirsek, empati kurabilirsek diyor. Onun açısından, onun baktığı pencereden bakarsak eğer diyor. Aslında çok fazla da diyor hani o noktada diyor kendimizi birazcık diskalifiye eder ve karşı taraf gibi düşünürüz ve hak veririz diyor. Çok güzel hani, konuşmuş gerçekten psikolog hocamız. Evet. Sağ olsun, var olsun. Aslında sizlere İbrahim de çok güzel mesajlar Balcıoğlu, veriyorsunuz. İbrahim Balcıoğlu, doçent doktor, hakikaten. İbrahim Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Da. Adaşımıza. Evet, adaşmış. İbrahim Balcıoğlu. Hakikaten o kadar güzel konuştu ki, hoca konuşurken ben diyorum, evet, haksızlık yaptığın insanlar, evet olabilir. Bencillik yaptığın ya da birden fevri davrandığın insanlar aslında diyorsun, evet. Sonradan diyorsun pişmanlığını yaşıyorsun aslında. Yani. Peki sen günlük yaşantında bunu becerebiliyor musun, kurabiliyor musun, empati? Karşı tarafa vallahi, hani ben mesela düşünmek. Bir hata yapabilsem yani bilmeden hani görmeden hemen düşünüyorum bakıyorum hata yapmışsam hemen gidip özür diliyorum yani. Hı-hı. Diyorum kusura bakma hani bilmeyerek bir hata yaptım. Bir daha da o hatayı tekrar etmiyorum yani bu çok önemli. Yani insandır yani hata yapabilir Hı-hı. ama en azından hani hatasını görmesi lazım bir daha yapmamalı. Yani, çabuk sinirlenir misin? Çabuk böyle. Çabuk sinirlenmem. Kırıcı mısın? Yok kırıcı değilim her zaman yapıcıyım. Hatta insanları çok seviyorum yani. Yüzünde böyle bir şey var. Böyle bir iyimserlik var hakikaten. Yani hayatta kimse için, ne bir karınca için, ne bir canlı için, ne bir cansız için hayatta kötülük düşünme. Peki stresli olmuyor mu? Hem ticaret yapıyorsun, hem radyocu kimliğin var, hem sanatçı kimliğin var. Üniversitede okuyorum aslında, bunu da söyleyeyim. Bu yaşta ne kadar güzel. Hangi üniversite? Açık öğretim okuyorum, Anadolu Üniversitesi'ni okuyorum. Çok güzel, Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Evet. Bölüm ne? Bölüm aslında felsefe yani. Felsefe, psikoloji çok güzel. Bölümüne giriyor. O zaman birazcık Descartes'ten böyle birazcık ne derler Karl Marx'tan. Zor bir bölüm gerçekten. Filozoflarımızdan biraz o zaman senden şöyle çok, özdeyişler alacağız. Çok zor bir mesela bölüm. Mesela diyor işte düşünüyorum o halde varım gibi. Değil mi? Öyle ünlü şeyler vardır ya. Ama okumak her zaman deyişler. İyidir aslında hani. Değil ne olursa olsun yani insan üniversitede okumasa bile okuması lazım. Kitap okuması lazım, dergi okuması lazım, gazete okuması lazım. Kesinlikle. Kendini geliştirmesi lazım. Değil mi? Yani bu çok annem önemli. De aynısını söyler. Yani eline ne geçerse okuyacaksın kızım. Oku. Yani oku. Düşün bir oradan çeşme akıyor. Oradan bir kelime alırsın. Annem de izliyor bir şu anda. Bir hazine anneciğim seni seviyorum babacığım. Annenin ellerinden öpüyoruz. İbrahim'in okuduğu. Babanın da ellerinden öpüyoruz. Şarkı da sana gelsin babacığım. Bir de annem babam da izliyor. Onların da ellerinden öpüyoruz. Öyle mi? Senin annene babanı da selamlarımızı. Adıyaman'dan. Sevgilerimizi. Adıyaman'dan. Bütün Adıyaman'ın hemşehrilerimize. Ay ellerinizden öpüyoruz. Annenin adı ne? Şagülüye. Şagülüye. Şagülüye teyzeciğim. Türkiye'de değişik bir isim değil evet, mi? Evet, ilk defa duydum. Şimdi Adıyaman'da eskiden tabii köylerde falan okul yokmuş. Bizim Hı-hı. köyde okul yokmuş hani. Annemin okuma yazması yok. Türkçesi de yok. Ama çok iyi bir kadın. Çok cancıya. Anlıyor mu peki bizi şu anda? Anlıyordur yani, çok anlıyordur. Ama Kürtçe söylesene. Kürtçe söyleyeyim mi? Anneciğim ne diyelim? Dur, dayı. Selamlarımızı gönderelim. Dayı, hani anne demek, dayı demek. Dayı. Amsala ve hot kardeşini adasa da paştıkım. Ben ne öpüyorum hani? Bak ben anlamadım. Fransız kaldım. Arkadaş Yeliz Hanım'ın havaleme Yeliz'i sıra ve hot hani diye adasa da paştıkım. Yeliz Hanım'ın da selamları var. Bu da diğerlerinden öperim. Evet. Lıhame zeka. Kendine iyi bak. Anneciğim, kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Lıhame zeka hatırlata. Kendine iyi bak. Hoşça kal. Bir dakika. Yavaş söyle. Bir dakika ezberlemem lazım. Lıhame zeka. Lıha kendine hani. Mezaka iyi bak. Bir dakika becereceğim. Bir dakika. Annem de izliyor beni şimdi dur. Diyeceksin ne kadar yeteneksiz bir çocuğum var demesin. Bir dakika söyleyeceğim. Daye lıha mezaka. Lıha. Lıha daye. Mezaka. Mezaka bak. Söyledim anneciğim. Daye lıha mezaka. Lıha mezaka. Mezaka. Kürtçe iyi biliyorsun. Vallahi bak öğren bak. Helal olsun tebrik ederim seni. Mezaka. Aslında bunlar zenginliğimiz. Türkiye'deki bütün dilleri bilmek, dünyadaki evet. bütün dilleri bilmek çok güzel değil bir zenginliğimiz. Vallahi ben çok İngilizce seviyorum. Valla İngilizce var yani. İngilizce olsun, Türkçe ama olsun, Arapça olsun, Lazca olsun, Çerkezce Arapça olsun, Kürtçe olsun, Lazarca olsun. Çetori. Ha, ne demek? Drasviti, Rusça. Drasviti, şimdi kafam sarılıyor Rusça. Ne bileyim canım. Bir dakika, nasılsın ne demek? Mais Muke, adın ne? Arapça, Mais Muke. Mais Muke, sende kaç tane dil var ya? Var. Vallahi bir dakika saymam lazım Rusça. Var.
Kürtçe var, Zazaca var. İngilizce var. İngilizce de var. Tabii, Türkçe wow, var. Wow, o zaman excellent, excellent tabii. Diyor İngilizce. Hakikaten. İnsanları seviyoruz, bütün insanları seviyoruz, bütün dilleri seviyoruz. Maşallah, hiçbir hakikaten. Hiçbir zaman renk, mezhep, bir ayrım güzel yapmadan. Bir, ay, kesinlikle öyle, senden güzel bir türkü alalım mı şöyle evet, hareketli. Evet, klip şarkım dönüyor. Tamam. Ekin TV'de de şu an dönüyor. Tamam, klip zaman, şarkını alalım, evet. Kliple birlikte herkese gelsin. Herkese armağan kaç olsun. Numara, adı ne? 3 numara Vefasız. Vefasız, biri baş... Oo, tüm vefasızların... Vefasız, bir haber vermeden nereye gittin? Söyle hangi ellerdesin vefasız? Evimi başıma yıktın. Evet. Vefasız.
Tüm vefasızlara gelsin. Herkese gelsin. Bir de sözümüzü Ferman Akdeniz'e ait, ona da armağanı. Ferman Akdeniz sözümüzü ona ait. Ona da armağan olsun. Bütün vefasızlara gitsin. Yusuf Harputiye sevgili dostum, ona da armağan olsun. Diğer şarkılar hakkında da konuşacağız. Evet, konuşacağız. Soyadın hakkında da konuşacağız. Evet, onu da konuşalım. Onu da konuşacağız. Ama bir reklam arası yapalım mı? Ne zaman? Kısacık bir reklam arası yapalım. Güzel bir reklam anonsu istiyorum. İbrahim'cim. O zaman bir yere gitmiyorsunuz, çayınızı içiyorsunuz, kahvaltınızı yapıyorsunuz, bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Şimdilik reklamlar. Süper reklamlar. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa. Kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam edecek. Sevgili izleyenler, sağlıklı günler diliyoruz, mutlu günler diliyoruz. Bugün sizlere muhteşem bir ürün olan, özellikle de erkekleri yakından ilgilendiren T-Rex'le alakalı kampanyamızı iletmek üzere buradayız. T-Rex, erkeklerin cinsel gücünü artıran, cinsel problemlerini tamamen ortadan kaldıran, cinselliklerini maksimum seviyeye ulaştıran bitkisel bir gıda takviyesidir. 18 yaşından 100 yaşına kadar herkes de gönül rahatlığıyla kullanabilir. Cinsel sorunlar olan iktidarsızlık, erken boşalma ve bunun benzeri cinsel isteksizlik gibi sorunları ortadan kaldırıyor, uzun süreli ilişki sağlıyor, geciktirici özellikli ve cinsel hazzı en üst seviyeye ulaştırarak maksimum cinsellik sağlıyor. Ve değerli izleyenler, kan dolaşımını hızlandırdığı için vücuttaki bütün hücrelere kan pompalanıyor, sonucunda daha dinç, daha genç, daha güçlü oluyorsunuz. Özellikle de 50 yaş üstündeki dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz bu güzel ürünü kullandıklarında 20-25 yaşında bir gencin kuvvetinde ve kudretinde oluyorlar. Kullandığınız an itibariyle 7 dakikada etkisini görüyorsunuz. 7 gün boyunca full performans, maksimum cinsellik sağlıyor. Evet, T-Rex normal şartlarda piyasadaki değeri bir kutusunun 69 lira. Ama bugün Ekin TV izleyenlere özel bir kampanyayla sizlerin karşınızdayız. Bugün 0212 551 6153. Tekrarlıyorum, 0212 551 6153 numaralı telefonumuzu aradığınız takdirde bir kutu değil, iki kutu T-Rex cinsel mucizeye sadece 49 liradan sahip olacaksınız. Ekstra hiçbir ücret sizlerden talep edilmeyecek ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun, dilediğiniz yere teslimatta ödeme kolaylığıyla. Bir de gizlilik prensiplerimiz var, çünkü sonuçta cinsellik mahrem bir konu, özel bir konu. Sipariş veren kişi haricinde kimseye ulaştırmıyoruz. Özel ve gizli bir paketle gönderdiğimiz için getiren kurye arkadaşımız dahi getirdiği ürünle alakalı herhangi bir bilgi sahibi değil. Ve sipariş veren kişi haricinde kimseye ulaştırmadığımız gibi evinize, iş yerinize gelmesini istemediğiniz durumlarda sizin belirlediğiniz bir adrese de teslimat gerçekleştirebiliyor. Amacımız özel yaşantının korunması, amacımız özel yaşantının deşifre olmaması. Ve değerli izleyenler, kampanyamı tekrarlıyorum ve şu anda altta da gördüğünüz gibi normal şartlarda bir kutu T-Rex sadece 69 liraydı. Ama bugün Ekin TV izleyenler özel, gördüğünüz iki kutu T-Rex toplam 14 kapsülden oluşuyor. Yani 3,5 aylık kullanım, iki kutu T-Rex sadece 49 TL. Kargo bedeli ödemiyorsunuz, ekstra hiçbir ücret sizlerden talep edilmiyor. Tabii ki programımız esnasında şu an ekranı başında olan izleyenlerimiz 0212 alan koduyla 551 6153 0212 551 6153'ü aramaları yeterlidir ve bu güzel kampanyadan yararlanarak cinsel güçleri en üst seviyeye ulaşacak, cinsel problemleri var ise tamamen bitkisel bir çözüm olan T-Rex ile cinsel sorunlarından uzaklaşacaksınız ve cinselliğiniz maksimum seviyeye ulaşacaktır. Herkes gönül rahatıyla kullanabilir. Kesinlikle içinde kimyasal madde söz konusu dahi değil. Kullanıyorsunuz ve kullandığınızdan tam 7 dakika içinde etkisini görüyorsunuz değerli dostlar. Ve maksimum cinsellik sağlıyor. İktidarsızlık, erken boşalma gibi, cinsel isteksizlik gibi cinsel sorunları tamamen ortadan kaldırmışken cinselliğinizi maksimum seviyeye ulaştırıyor. Herhangi bir yan etkisi söz konusu değil. Kan dolaşımını hızlandırıyor. Özellikle de 50 yaşın üstteki dinleyenlerimiz ve izleyenlerimiz kullandıklarında bu muhteşem ürünle daha bir genç, daha bir güçlü oluyorlar. Tekrar ediyorum,
Gizlilik prensiplerimiz çok önemli çünkü cinsellik özel bir konu, mahrem bir konu. Sipariş veren her kimse sadece ona ulaştırıyoruz. Yani eşinin, dostunun, kardeşinin, çalışanının, herhangi bir yakınının eline ulaşmayacak. Özel ve gizli bir paketle gönderdiğimiz için getiren kurye arkadaşımız dahil getirdiği ürünün ne maksatlı bir ürün olduğunu bilmeden getirecek. Ve evinize, iş yerinize gelmesini istemediğiniz durumlarda ise istediğiniz bir adrese, dilediğiniz bir adrese teslimat gerçekleştirilecektir. Siz de cinsel gücünüzü arttırmak istiyorsanız, cinsel probleminizden tamamen uzaklaşmak istiyorsanız ve bitkisel bir çözüm olan T-Rex'le bunu gerçekleştirmek istiyorsanız 0212 551 6153 0212 551 6153'ü hemen arayın. Bir kutu T-Rex normalde 69 lirayken biz iki kutu T-Rex'i sizlere kargosu KDV'si dahil 49 TL'den ulaştıracağız. İyi günler. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa, kısacası yaşama dair her şey Yeliz Akay'la Sabah Keyfi'nde. Yeliz Akay'la Sabah Keyfi devam ediyor. Gergerin lalesi var, cendere köprüsü var, güzel.
dersin Adıyaman. Güzelsin, güzelsin, güzelsin Adıyaman. Vay aman, 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 güzeldir Adıyaman. Havasına, suyuna hasret kaldık her zaman. Kaldık, hasret kaldık, hasret kaldık her zaman. Hasret kaldık, hasret kaldık, hasret kaldık her zaman. Hasret kaldık her zaman. Aa, ay neydi o? Bir dakika, davul sesi. O sırada olan asma davul. Ha, asma davul. Deniz Salman çok meşhur bir asma davulcudur biliyorsunuz. Hmm. O çaldı sağ olsun. Sonunda hakikaten diyorum Allah Allah, bitmedi mi? Değişik Adıyaman. Bir şey aslında. Babam sağ olsun dedi, vefasız dedi. Ondan sonra Adıyaman. Adıyaman dedik. Kaç ay oldu Adıyaman'a gitmeyeli? Adıyaman'a gitmeyeli bir sene oldu. Bir yıl oldu. Ancak konserden konsere, festivalden festivale gidiyoruz. Ben dayanamıyorum, dayanamıyorum. Şöyle bir ama anne babam geldi sonra... Benim kardeşim evlendi, anne babam geldi, onları gördük. Ha, gördüm. Ondan bizim dolayı. Bizim 3 hafta sonra bizim Ankara'da şeyimiz başlıyor. Ne derler, krizimiz başlıyor. Tabii. Yani görelim, ailemizi görelim diye. Aslında doğru. Bir yıl oldu, sen adı anne baba sevgili Ankara'da izleyenler. Mı? Aynen öyle. Bir yıl oldu. Ankara'ya selamlar olsun o Ankara'ya zaman. Ankara'ya selamlarımızı gönderelim. Ben Aslan Erzurum tabii ki. Biz Dadaş Erzurum. Kızıyız. Dadaş'ın bizim semtte de çok Dadaşlar var bizim. Erzurum'da çok Sultan Gazi'de. Cah kebabı çok Adıyaman'dan, meşhur. Adıyaman'dan aynen öyle. Adıyaman'dan SMS bekliyorum bugün. Adıyaman'dan, Malatya'dan, Erzurum'dan, Türkiye'den, 81 ilimizden, bütün Avrupa'dan bugün, SMS bekliyoruz. Evet, ama bugün özellikle Adıyaman'dan, Adıyaman'da sevgili Ekin TV izleyenleri, sanatçımızı konuk aldım, bilmiyorum, sahip çıkınız. Fanlar, hayranlar, genelde vatandaşlar, bilmiyorum artık. Adıyamanlar genelde ya çiftçi ya tekstilci, çünkü tekstilciler çalışıyor şu an, çalışıyorlar. Çiğ köftecilerden SMS gece çalışıyor. Bir dakika, çiğ köftecilerden SMS bütün bekliyorum. Bütün çiğ köftecilerden selamlar olsun. Tekstilcilerden SMS bekliyoruz. Ondan sonra başka kimden? Adıyaman'dan SMS bekliyoruz. Bir dakika. Çok sevdiğimiz dostlarımız aslında izliyor. Mehmet Kavak Bey var. Mehmet Kavak çok büyük bir iş adamı. Tamam, Mehmet'e selamlarımızı gönderiyoruz. Bir dakika, bir şey diyeceğim şimdi. İzin ver. Tabii. Şimdi sen bir yıldır, sevgili izleyenler, bir yıldır Adıyaman'a gitmiyor. Evet. Şarkı yazıyorsun. Şarkı albümünü yazıyoruz Adıyaman'a. Bir dakika, bir dakika. Adıyaman'a şarkı yazıyorsun. Bununla mı kendini? Adıyaman'ı özlerim diyor. Niye bir yıldır memleketine gitmiyorsun sen? He? Söyle işte, bakayım. Çabuk. Konser olmayınca gidemiyoruz. Bir de yoğunuz aslında, zaman olmuyor. Çok yoğunuz. He. Yani koşturuyoruz, çok yoğun koşturuyoruz. Adam, ondan dolayı. Adam sadece sanatçı değil ki ama. 10 tane iş sanatçılık yapıyoruz. Sanatçılık var. Bestecilik var. Hatta radyoculuk haber, var. Haber adam olmuş gazetelere, televizyonlara. Ha, adam ticaretle uğraşıyor. Bir dakika, ticaretle uğraşıyor. Nasıl gitsin? Anca sen Adıyaman'a şarkılar yazarsın, türküler yazarsın. Anca da yazıyoruz ama olsun. Özümüzü, kültürümüzü, aslımızı unutmuyoruz. Tabii sahip çıkıyoruz. En azından Adıyaman'ımızı Türkiye'ye, dünyaya tanıtıyoruz. Bizim için ne kadar Adıyaman değerliyse o kadar da Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Karadeniz, Trakya, Türkiye'nin 81'de de çok değerli. Kars'tan Ardahan'a, Ardahan'dan Mars'a, gezegene, Venüs'e, bütün dünyaya. İbrahim açtı. Sonradan hakkında konuşacağız. Adıyaman'ın neleri meşhur, birazcık Adıyaman'dan konuşacağız. Adıyaman'da çok meşhur şeyler var aslında. Sevgili kameraman arkadaşım, klimayı kapatabilir miyiz? Bir de bu arada çok sevdiğim dostlarımdan da selam size getirdim. Hı-hı. Naci Altın, menajer Naci Altın abime ve Saray Nur Hanım'a, sanatçı dostumuz. Saray Nur ablacığım. Sizlere selamları vardı. Türk Halk Müziği'nin gerçekten çok güçlü sesi hanımefendi. Çok hanımefendi gerçekten. Çok muhterem bir insan. Erol hocamla birlikte almışım. Erol abimizle, Erol Büyük Burç abimize selamlarımızı gönderiyoruz. Çok güzeldi. Muhterem dostlar gerçekten. Çok kıymetli bir isim hakikaten, Erol Büyük Burç. Saray Nur Hanım. Türkiye'de en büyük sanatçılardan biridir gerçekten. Kesinlikle. Erol Büyük Burç. Hakikaten popun kralı. Tabii hakikaten ya. Bu sıfatı hak ediyor yani. Yani. Sayılı bir insandır Türkiye'de, dünyada sayılı bir insandır. Değil mi? Saray Nur Hanım da halk müziğinde çok hanımefendi. Saray abla çok bir iyi tane, bir sanatçı bir gerçekten. Bir tane. Eşi de zaten menajerliğini yapıyor. Eşi, eşi çok muhteşem bir insan. Çok beğen Naci Bey. Bir tane. Altın, suyu adı altın ya. Kendisi de altın gibi insan. Değil mi? Kalbi, yüreği çok temiz. Çok
güzel de anlaşıyorlar. Ben çok seviniyorum. Öyle. Allah mutlu etsin onları. Sektörde çok zor İbrahim. İnan ki zor. Bir de hep beraberler yani. Eş gibi değil de arkadaş gibiler yani. Bakıyorum hep her yerde beraberler sağ olsunlar. İşte sektörde çok zor. Gerçekten evlilikleri, zor. Birliktelikleri özellikle bizim camiamızda, bizim sektörümüzde gerçekten çok zor ki güven hani özellikle şimdi... Ondan kadın, korkuyorum ben evleneyim ben onun için kadın evlenemiyorum sanatçı. Korkuyorum yani. Şimdi ha onu soracağım sana. Şimdi sen bu camiadasın. Mesela annenin babanın önerdiği biriyle mi evlenirsin? Hani i̇şte, görücü usulü gibi böyle. Aslında ya da bu sektörde. Öyle de olabilir. İşte bu sektörde de olsa olmuyor. Yani ortasını düşünüyoruz yani aslında. Ne bu sektörde ne de onların dediği gibi oluyor. Çünkü onların dediği çok iyi insanlardır ama belki kıskanırlar biz anlaşamayız. Hı-hı. En azından işimizi seven, bizi seven. Yani bu işi ekmek için yaptığımızı düşünen biriyle evlenmek lazım. İşte o noktada hem işi... Hem düzeni götürebilmek çok önemli. Şimdi Saray Nur abla ve Naci Bey bunu gerçekten başarabilen kavramışlar, insanlar. Başarmışlar. Herkesin bildiği, bütün kitlelerin tanıdığı isimler verecek olursak kim bunlara en iyi örnek? Şebnem Kısaparmak tabii Şebnem ki. Şebnem Kısaparmak da öyle. Hakkı Bulut da çok iyi Hakkı, sağ olsun. Hakkı Baba Bulut. Zaten Hakkı Baba bir numara. Onun eşiyle birlikte ne bileyim düzeniyle birlikte. O da iyi bir dostumuz. Kesinlikle Salahattin öyle. Alpay yani İzzet Altınmeşe. Değil mi? Çok sevdiğim dostlarım bunlar. İzzet hocamı zaten alacağım ilerleyen olsun. Günlerde. Bize de sözü var. Çok muhterem İzzet dostlar Altınmeşe, gerçekten. Evet. İzliyorsa da şu anda. Gerçi şu anda saat erken ama. Belki de kahvaltıyı bizimle yapıyordur belki de. Evet bizimle yapıyordur. Selamlar olsun bütün sanatçı dostlarımıza, evet. Bütün basındaki arkadaşlarımıza, herkese selamlar olsun. İlhami Bey senden bir şarkı istemiş. Aydın'dan göndermiş. Manisa'dan Hatice Hanım göndermiş. Yeliz Hanım çok şıksınız. Evimizi aydınlattınız hemen efendim. Teşekkür ederim. İbrahim Bey de günaydınlar demiş. Kahvaltı masanız siz de çok şıksınız demiş. Bak kahvaltı masam da şık. Çok ben teşekkür ederim. Tabii. Yanına geldik biz de şık olduk. Öyle mi oldu? Öyle mi? Yok canım. Bir kraliçe. Çok fit duruyorsun. Bir kraliçenin yanındayız. Kahvaltı masası süper zaten. Biz de geldik yani. Sen gerçekten... ne oldu şimdi? Kral mı oldun? Kral mı olalım bilmiyorum ki. Hani tacım o zaman? Bir dakika. Madem kraliçede hani tacım? Çiğköfte bile getirmemişsin bana. Çiğköfte aslında daha çıkmamıştı getirecektim. Ama sözüm olsun başka zaman sana getireceğim. Öğleye kadar ancak çıkıyor biliyorsun. 12'ye kadar taze taze çıkıyor. Öğleden sonra. Bak canlı yayında sözünü ver. Öğleden sonra kanala istiyorum. Tamam. Tamam. Kanala istiyorum tamam. Bak yeni basını tamam, istiyorum. Tamam zaten getiriyorum. Şöyle ekibime de bak. Ekibine getiriyorum. Bak nasıl baktı bak çiğ köfte deyince bak. Hüseyin yani abi, Hüseyin Bey'e getiriyorum. Yeliz Hanım'a getiriyorum. Arkadaşlar çok değerli. Rejideki İrem'cim çiğ köfte hastasıdır. Evet İrem Hanım'a Erhan teşekkür öyle. Ediyoruz. Ha, Erhan Bey'e, artık, böyle kameraman ve rejideki çalışan yok bütün öyle. Dostlara çok teşekkür Kraliçe ediyoruz. Seçtim değil. Taş da yok. Tacını da getireceğiz. Bak. Tabii. Yarın da sevgililer günü bak. Sevgililer günü hediye enem olsun o zaman taç istiyorum. Tamam sevgililer günü hediye mi olsun? Taşlı taç ama sevgilime günü varsa sonra dayak yemeyelim. yok canım. Benden, aşktan yana bastım. Benden yana sorunu yok yani. Yok senin var mı hayatında? Yok ben hayatımda hiç kimse yok. Keşke olsaydı ama yok. Bir dakika var gibi. Sevgililer gibi. Günü geliyor. Şimdi anam baban izliyor diye yok deme bana. Çabuk. Yok olsaydı zaten ama anne baba evlendirecek beni. Kimi alacaksın hediyeyi yarına? Yani valla ancak kimse yok. Kendime alayım ancak hediyeyi. Ya da sana hediye alayım. Başka kime alayım? Ay bana alıyor. Allah süper. Yok mu yani? Normal kız arkadaşına da alabilirsin canım. Yani ne bileyim yani. Sektörde. Gerçi evliliği düşünüyor musun peki? Evliliği düşünüyoruz aslında. Evlenmesen de olmuyor yani. Yani bekarlık bir yere kadar. Yani evlenmek lazım ama iyi biri olursa. erkek olsun, bayan olsun. Evet. İyi anlaşabileceğin biri olmalı yani. Hı-hı. Çok önemli. Günaydınlar Sinoplu Mahmut göndermiş. Yeliz Hanım çok şıksınız. Günaydınlar İbrahim Bey'den bir türkü istiyoruz demiş. Birazdan türküleri alalım senden şöyle arka arkaya. Tabii ya Sinoplu hemşehrilerimize, Manisa'lı hemşehrilerimize, Karadeniz'e, Güneydoğu'ya, Trakya'ya, Marmara'ya. Hiç gitmedim ben Güneydoğu'ya. Yani aslında, o Adıyaman ondan sonra Adıyaman'a götüreyim sizi ben. Gitmedim. Adıyaman, Nemrut Dağı var, Güneş'in doğuşu var. Dediniz ya meşhur yer neresi var. Nemrut Dağı dünyanın 8. harikası. Güneş'in doğuşunu orada izliyorsun. Yani çok yüksek. Hatta yazın bile çok soğuk yani çıkamazsın Nemrut Dağı'na. Ancak batanıyla çıkabilirsin tabii. Oradan nar çok meşhur. Orada nar, bak şarkının içinde bir dakika. Sen tabii. Şeyleri meşhur olan şeyleri tabii yazdık. Yazmışsın. Ne? Narı meşhur. Narı meşhur Adıyaman'ın. Adıyaman çikolatası çok meşhur. Son zamanlarda biliyorsunuz. Bütün Avrupa'ya Adıyaman'ın hemşehrilerimiz çikolata sektörüne. Malatya nasıl kayısı deniyorsa, Malatya eşittir kayısı deniyorsa Adıyaman'da hakikaten çiğ köfte. Çiğ köfte son zamanlarda çok meşhur oldu. Nar, biber mesela Adıyaman biberi çok meşhur. Üzümü, Besni'nin üzümü var çok meşhur. Biber derken ne biberi? Yani büyük biberler oluyor hani. Şöyle küçük biber mi? Yok biraz daha Charleston. Yuvarlak. Charleston he ona Charleston diyor. O büyük biberler çok meşhur. Charleston biz ona Charleston diyoruz. Genelde
millet çok yiyor aslında. Çok güzel biberler var Adıyaman'da. Başka size getireceğim. Başka ne meşhur mesela? Adıyaman'da yine Besni turşu fıstığı. Adıyaman fıstığı aslında çok meşhur. Antep fıstığı olarak geçiyor. Gerçi yakın da. Besni fıstığı Antep'e gidiyor. Yok, Antep'ten... Can fıstığa şimdi sahip çıkmayın. Antep'in fıstığı. Kabuklu. Antep'in yarısının fıstığı Adıyaman'dan gidiyor ya. Besni'den gidiyor ya. Hmm. Ondan sonra Antep... Çünkü Adıyaman'da fabrika olmadığı için... Fabrika Antep'te, oradan çıkıyor. Nüfus oranı kaç Adıyaman'ın? Nüfus oranı il mi yoksa genel olarak mı? Genel olarak. 500 bin civarında var yani. Hmm. Köylerle beraber, ilçelerle beraber. 8 tane ilçe var Adıyaman'da. Kağıt'ta, Gerger, Samsat, Sincik, Besni, Gölbaşı, Çeligan, Tut... 8 tane ilçe var. Çok güzel bir yer Adıyaman. Adıyaman'a falan düşünüyor musun? Böyle bir çiğ köfte kendi şeyimde, ilçem de olsun falan, böyle bir soyadımı taşısın falan. Aslında düşünüyoruz. Adıyaman'da yatırım düşünüyoruz yani. Hı-hı. Ülçemiz olursa inşallah. Adam, yatırım düşünüyoruz. Sen nerelerden kazanıyorsun? Anlaşılır mı? Ekstralardan kazanıyorsun. Bir dakika. İşin bütçe kısmına gelelim şimdi. Ekstralardan kazanıyor sevgili izleyenler. Ama gece gündüz çalışıyoruz. Çiğ köfteden kazanıyor sevgili izleyenler. Albümden kazanıyor sevgili izleyenler. Ekstraların içinde de efendim turneler var, konserler var, düğünler var ki düğünlerden çok evet, kazanıyorsun. Bir de sanatçılara albüm yapıyoruz. Ha, kendi şirketin de var zaten. Tabii. Yine radyocuyuz, radyoda da çalışıyoruz, DJ'lik radyoda yapıyorum. Radyoda da bak çok yönlü. Ben 3 sene de televizyon programcılığı yaptım. Ne yapıyorsun paraları söyle bakayım. Vallahi paraları... Bir dakika ne yapıyorsun paraları çok söyle. Aldığımız gibi böyle yatırım... Yani yapıyoruz. Dakika, nasıl yatırım yapıyoruz? İnsanlara ekmek veriyoruz yani. Çok fazla... kazanıyorsun İbo. Çok kazanıyorsun. Ne yapıyorsun paraları? Hı? Paraları söyle bakayım. Topluyorum ki bir gün evlendim hepsini yiyeyim. Çok politik cevaplar veriyorsun hakikaten. Ama öyle. eski kazançlar yok. Yani çalışıyoruz ama gerçekten kar imajları çok düştü yani. Hmm. Herkes de aynı. Türkiye'de her yerde öyle. Hmm. Yani iş yapıyorsun, çalışıyorsun akşama kadar ama para yok. Para kayboluyor. Değil çok mi? Gider var aslında Türkiye'de. Evet. Doğru söylüyorsun. Keçiören Belediyesi'nden göndermişler. Ankara Keçiören Belediyesi'ndeki belediyesinin hamamından göndermişler. Kadınlar bizleri izliyorlar şu anda hamamda. Bütün kadınlara, bütün erkeklere, herkese selamlarımızı gönderelim. Seda Hanım göndermiş. Hamamdalarmış şu anda. Bizleri izliyorlarmış. Hamamda bu saatte. Kahvaltı. Çok iyi gider. Hamamda kahvaltı hakikaten. Bir de biz yanına. Yeliz Akay'la İbrahim. Değil mi? İbrahim harika ses ve türküler ve kahvaltı masamızı ve dekorumuz. O zaman canlı onlara türkü armağan edelim değil mi? Tokatlılarmış. Tokatlı hemşehrilerimize selamlar olsun. Selamlarımızı gönderelim. Sivaslı hemşehrilerimize, Malatyalı, Diyarbakırlı, Vanlı, Adıyaman, Gaziantep. Malatya tek tek nasıl sayalım? Osmaniye, Ankara, Bursa, Edirne, Trakya, her yere, Karadeniz'e. Her yere. Ege, Akdeniz şöyle diyelim, bölge ayıralım. Ege, bütün. Akdeniz, Karadeniz. Tabii, Konya'ya. Konya. Eskişehir'e, Kütahya'ya, Burdur'a, bize, Çanakkale'ye. Bu bütün şeyleri saydığımı burada. Hepsi saydık. Güzel bir türkü alalım mı senden? O zaman duyamadım. Ya kalbim sana unutur mu? Güzel bir şarkı. Sevgililer günü ya. Gününe çok güzel hediyem olsun. Sevgililer günü. Diyor ki ben sana aşığım candan, seviyorum gülüm seni. Hani çok güzel sözler var. O zaman var. Yarın sevgilisi olanlar, aşkı gitsin, olanlar. Alsın bu türküyü. Sevgililerine armağan etsin. En güzel hediye bence. Bilmiyorum. Ya da ne yapın sevgili izleyenler? Albümü yoksa İbrahim'in. Sizin elinizde, arabanızda, evinizde sözlerini yazın, değil mi? Yazsınlar en azından. Hediyenin üzerine koyun. Gülün bir de bir gül alsınlar. Albümümüzü de alsınlar. Yok, gülün modası geçti. Dur. Kırmızı bir dur, gül alsınlar. Hediyelerde hediyelere öyle geleceğiz. Mi? Hediyeler hakkında koyacağız. Aman evet. Gül deme bana. Evet. Gül artık o ne öyle şey. O demoda oldu şöyle aslında hani. Yanında bir tek taş olsa ne kadar şık olur. Genelde zaten bayanlar hepsi güldür yani. Biz öyle düşünüyoruz. Hepsi. Ya güldür de gülleri soldurursunuz. Tabii güldür. Tabii. Herkese armağan olsun. Hadi bakalım. Ben sana aşığım candan, seviyorum gülüm seni. Hasretin yakar içimi, kalbim seni unutur mu? Ben sana aşığım candan, seviyorum gülüm seni. Hasretin yakar içimi, kalbim seni unutur mu? Unutur mu?
kalbim seni unutur mu? Unutur mu? Unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Adını kalbime yazdım. Kalbim seni unutur mu? Nasıl bırakırım seni, söyle sensiz hiç olur mu? Gece gündüz aklımdasın, kalbim seni unutur mu? Nasıl bırakırım seni, söyle sensiz hiç olur mu? Gece gündüz aklımdasın, kalbim seni unutur mu? Unutur mu? Unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Adını kalbime yazdım. Kalbim seni unutur mu? Unutur mu? Unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Adını kalbime yazdım. Kalbim seni unutur mu? Unutur mu? Unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Adını kalbime yazdım. Kalbim seni unutur mu? Unutur mu? Evet, unutur mu dedik. Tam şimdi, sevgililer gününe gidecek bir parça değil mi? Sevgililer gününe kalbim seni unutur mu? Unutmayan kalplere gitsin o zaman. Unutmayan kalplere, unutulmayan kalplere gitsin. Unutulmayan kalplere gitsin. Sevgili, sevmenin, saygının, kıymetinin bile herkese armağan olsun. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika evet. Ya, evet. Sevgiyi konuşacağız. Bir de şurandaki yarayı konuşacağız. Evet. Ama ne zaman? Reklamlardan sonra efendim. Minicik bir ara. Minicik bir reklam arası. Ha. Sonrasında buradayız. Bir yere gitmiyorsunuz. Bir izlemeye devam ediyoruz. Estetikten modaya, güzellikten sağlığa.